Mutlu akşamlar sevgili seyircilerimiz. Yeni yayın döneminin bu ilk gündem özel programına hoş geldiniz. Yine özel konu başlıklarıyla ve detaylarıyla birlikte olacağız. Stüdyomuzda bizlerle birlikte olan değerli konuklarımızla gündeme dair öne çıkan başlıkları sizler için bize ayrılan süre içerisinde yorumlamaya çalışacağız. Ve elbette ateş hattındaki Orta Doğu parantezini açacağız ve oraya ilişkin özel notlar düşeceğiz. Programımızda iki değerli akademisyen konuğumuz olacak. Biri stüdyomuzda Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Önder Afşar, bir diğer konuğumuz ise Skype üzerinden Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Gökhan Çinkara bizlerle birlikte olacak. Değerli hocalarım hoş geldiniz diyorum. Öncelikle Gökhan hocam sizi bir görelim. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar Yaşar Bey, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ediyorum ve Sayın Afşar hoş geldiniz stüdyomuzda. Teşekkür ederim, iyi yayınlar olsun. Ayağınıza sağlık. Evet, günlerdir konuşuluyoruz. Birinci yılındayız. Soykırımın birinci yılı diyebiliriz. İsrail terörü her geçen gün hız kesmeden devam ediyor. 50 binin üzerinde şehidimiz var. Yüzlerce yaralımız var bölgede. Tabii hız kesmeyen İsrail terör örgütü Gazze'den sonra Lübnan'a, sonra Suriye'ye ve en sonunda İran'a karşı saldırılarını, tavrını sert bir biçimde devam ettiriyor. Dünya kamuoyunun küresel siyaset anlamında fotoğrafın tamamına baktığımızda dünya kamuoyunun da büyük bir sessizliği söz konusu. Bundan sonraki sürece geride kalan dönemlere ilişkin neler olup bittiğine dair kafamızda çok ciddi sorular ve endişeler var elbette. Bu sorulara cevaplar aramaya çalışacağız ve bundan sonraki sürece ilişkin de değerlendirmelerimizi sizlere aktaracağız sevgili seyircilerimiz. Önder Hocam, sizinle başlayalım. Birazdan Gökhan Hocam'ın da konuya ilişkin elbette yorumlarını alacağım ama Gazze'de soykırım ve Filistin'in geleceğini konuşacağız. Ateş hattındaki Orta Doğu dedim. Bu genel ifade üzerinden zaten yürümeyi tercih ediyoruz. Evet, bir yıl oldu. Üç gün sonra tam bir yıl olmuş olacak. 7 Ekim'de başlamıştı. Ama bu süreç içerisinde hep İsrail'in dediği oldu, kabaca tarif edecek olursak. Evet. Zaten ilk gün, ben geçtiğimiz hafta da ifade etmiştim, Netanyahu hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve Orta Doğu'da haritalar değişecek ifadesini kullanmıştı. Evet. Söylediği paralelde de devam eden bir Netanyahu ve ekibini görüyoruz. Evet. Tabii ki ABD'nin ve Avrupa'nın desteği de yadsınamaz. Ve tabii ki Avrupa medyasının başta olmak üzere dünya medyasının da bu anlamdaki dezenformasyonunun da altını çizmekte fayda var. Evet, buraya kadar tamam. Bu değerlendirmeler ve tespitler günlerce, haftalarca, aylarca yapıla geldi ama çok ciddi, dediğim gibi, kafamızdaki endişeler hala giderilmiş değil. Oranın jeopolitiği üzerinden de şöyle bir yürüyecek olursak siz nasıl bir parantez açarsınız? Evet, teşekkür ederiz. Yeni yayın döneminde de size başarılar diliyoruz. Eyvallah. Şöyle başlamak lazım belki de. İsrail bölgede uluslararası ilişkiler literatüründe bu belki böyle tanımlanmasa bile sanki bir sorun kaynağı, uğur, hastalık gibi bir yapılanması var. Niye böyle söylüyoruz? Aslında bu akademik çalışmalarda böyle ifade edilmesi pek de doğru değil ama baktığımız zaman etrafında İsrail 1948'de kurulduktan sonra kan, gözyaşı, göç, soykırım, bütün bu olumsuz çağrışımlarla birlikte adlandırılmaya başlandı. Ama şüphesiz sorunun kaynağı 1948'de başlamış olmakla birlikte tarihsel kökenleri daha eski. Bugün anlayabilmek için öncelikle bir geçmişe bakmak lazım. Şimdi daha eski dönemlerde teologların, Tevrat bilimcilerin anlattığına çok girmeyeceğim ama şuydu. Yahudiler, İsrailoğulları bugünkü bulundukları toprakların kendilerine vaat edilmiş topraklar olduğunu, bunların doğal hak sahibi olduğunu iddia ederek bölgenin asıl sahiplerinin kendileri olduğunu söylüyorlar. Milattan önce işte 1. yüzyılda Romalılar geldi, bizi yerlerimizden etti. Biz de bu bağlamda dünyanın değişik bölgelerine yayıldık. Ancak bugün itibariyle biz asıl vatanımıza kavuşmak istiyoruz diye yola çıktılar. 1819. yüzyılın sonlarında Theodor Herzl var. Dünya Siyonist Kongresi'nin toplandı. Yahudilerin ana vatanına kavuşması gerektiği üzerinde bir dünyada PR çalışması bugünün tabiriyle başlattı. 1914'lere, 15'lere geldiğimiz zaman, 16'lar, 17'ler bu İsrail sorununun canlı olduğu, Birinci Dünya Savaşı yıllarında tartışıldığı dönemler. Orada da çok önemli bir dönüm noktası oluyor. Aslında bugünkü sorunların kaynağı olarak bunu net bir şekilde söylememiz lazım. İzleyicilerin de dikkatine
sunalım. Balfour Deklarasyonu denen bir deklarasyon var. Balfour, Sir James Balfour, İngiliz bürokrasisinde diplomat bir kişi. Bu şunu söylüyor. Aslında Yahudiler kendi vatanlarına dönmeleri gerekiyor. Bunların national home, yani ulusal yurtlarına dönmeleri için İngiliz hükümeti olarak, majestelerin hükümetleri elinden geleni yapacak ve biz size gerekli kolaylıkları söyleyeceğiz diyerek bölgede dinamitin fitilini ateşledi. İşte 1917 Balfour Deklarasyonu'ndan sonra Yahudiler kendi vatanlarına dönmenin aşkıyla, heyecanıyla, bildiğimiz gibi Yahudiler tüccar millet, sermayedar millet, dünyanın her tarafında ticaretle uğraşan zengin millet. Bunlar basın, yayın, kamuoyu, kitleleri, etkileme araçları da var. Süreç bu şekilde başladı. Bugün günümüz Orta Doğusunu şekillendiren iki önemli gelişmelerden bir tanesi Balfour Deklarasyonu. Evet. Bu net, bunu söylememiz lazım. İkincisi ise 1957'de, 58'de Amerikan Başkanı Eisenhower'ın doktrini var. Rusya yılmasına karşı Orta Doğu'ya Amerika'nın tekrar müdahil olması gerektiği şeklinde. Tabii ki Amerika'nın temel buradaki sahiyi, bölgeye müdahil olma hevesinin arkasında önemli bir gösterge olarak İsrail'i korumak, İsrail'in çıkarlarını savunma düşüncesi vardı. Zaten bugün baktığımız zaman 8-10 milyonluk bir ülkenin ekonomisi ona göre, işte askeri gücü, ekonomisi, bürokrasi nasıl bu kadar Arap devletlerinin, İslam ülkelerinin arasında etkili olabiliyor diye baktığımız zaman zaten cevap açık. Amerika'nın maddi, manevi her türlü desteği. En son işte Biden'ın bir açıklaması vardı. Amerikan dışişleri yetkililerinin ateşkese çok yakınız olmak üzere, ama ertesi gün Netanyahu açıklama yaptı. Dedi ki hayır, ateşkese o kadar da yakın değiliz. İsrail devleti kendi hedeflerine ulaşmadığı sürece biz ateşkes falan istemiyoruz. Ateşkese soğuk bakıyoruz şeklinde bir demeci oldu. Dolayısıyla İsrail'in bölgede dizginlenebilmesi için makul, rasyonel aktör gibi hareket eden bir devlet olabilmesi için tekrar büyük devletlerle ilişkilerinin gözden geçirilmesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin karalama mekanizmaları tabii burada çok etkili, onların biraz revize edilmesi. Yoksa biz bu sorunu çok uzun yıllar hala konuşuyor olacağız. O vakit anlattıklarınızdan yola çıkarak şöyle bir okuma yapsak yanlış olmaz herhalde, değil mi? İsrail, İsrail'den ibaret değil. Sadece İsrail mekanizmasından ibaret değil. Sadece Yahudi mekanizmasından ibaret değil. Yani siz tarihsel sürecini bizlere özetlediniz. Evet. Ağzınıza sağlık. Yani geleceğe dair de aslında bu tarihsel süreç de çok ciddi, önemli ipuçları veriyor. Kesinlikle. Yani bahsettiğiniz üzere daha çok konuşacağımızın aslında sinyallerini. Kesinlikle. Daha orada çok ciddi problemlere yol açabileceğinin sinyallerini de veriyor, değil mi? Demeye çalıştığınız belki de böyle. Evet. Geçenlerde sosyal medyada böyle biraz da hicivci bir tarzda bir yazıyla karşılaştım. Amerika ile İsrail savaşsa, gerilim olsa aralarında, Amerikalılar İsrail'i tutar diye bir caps vardı yani. Hani Amerika o kadar İsrail yanlısı politikalar izliyor ki, evet, sanki karşı karşıya geldiği zaman. Ama tabii Amerika'nın müesses nizamı dediğimiz kongrenin yapısı, Amerika'daki sermaye yapısı, iş çevreleri, bütün bunlar bu sürecin aktörlerinden. Peki hocam, hep kafalarda bu soru gezer ya, zaman zaman konuşulur, gündeme gelir. Amerika mı İsrail'i, İsrail mi Amerika'yı, evet, yönetiyor sorusu. Yahudi lobisi, Yahudi sermayesi. Evet. Çünkü hep böyle 15-16, 17 aileden filan bahsedilir, dünyayı, evet, yöneten. İşte Rockefeller'den, Rothschild'den başlar, bu liste devam eder. Buradan baktığımızda da zaten kaosun temelinde kimlerin ve nelerin olduğunu da, hangi argümanların, enstrümanların ve aktörlerin olduğunu da herhalde görmek mümkün. Evet. Sürece bir de bugün tabii bakmak önemli. Çünkü o tarihsel süreçten sonra esas bizim kafamızı karıştıran sebepleri de biraz değerlendirelim. Bir de bugün sıcağı sıcağına Hamaney 4 yıl sonra İran, Tahran'da bir cuma namazı kıldırdı. İşte hutbe verdi ve oraya da silahla çıktı. Onu da izninizle size soracağım, ama bir Gökhan Hocam'a döneyim. Çünkü gün içerisinde de bildiğim kadarıyla farklı medya kuruluşlarda da Gökhan Hocam'ın bir değerlendirmesini, evet, izlemiştim. Bakalım şimdi bize nasıl bir değerlendirme yapacak? Hocam, Hamaney'in görüntüsü de geliyor ekranlara. Bugün 4 yıl sonra olduğu söylendiği için ben de bir kez daha altını çiziyorum. Tahran'da bir cuma namazı kıldırdı ve keskin mesajlar verdi. Tekrar yapılabilecek olası saldırıların altını çizdi. Ve İslam alemine sanki ilk defa gibime geliyor, böyle net mesajlar verdi. En azından görüntüde, söylemlerine yansıyan ifadeler bunlardı.
Siz bu tabloyu nasıl okudunuz değerli hocam? Yani açıkçası aslında Hamane'nin tabii ki bu 5 yıl sonra konuşma yapması tekrar Cuma namazında bu temel sebebi aslında şu idi. Kasım Süleymani sonrası ilk konuşma biliyorsunuz bu kadar büyüklükte yaptığı bir konuşma netlikte. Ve bu tabii ki simgesi olarak anlamı çok büyük ama buradaki temel motivasyon aslında şu. Yani geçen haftalarda da çok basına yansıdı İran'da da işte Hamane'in aslında can güvenliği için etrafını boşalttığı ve belli korunaklı alanlara girdiğini ifade eden konuşmalardı. Bence asıl buradaki konuşmaların temel motivasyonu Yaşar Bey, yani İran iç kamuoyuna yönelik olduğunu düşünüyorum. Çünkü İran iç kamuoyunda özellikle İranlı yetkililere ve İran devrim muhafızlarına yönelik soru işaretleri çok fazla arttı. Yani diyorlar ki bizim konuğumuz olan İsmail Haniye'yi nasıl Tahran'da ölmesine müsaade ettiniz? Ve daha sonra işte Şam'daki İran Büyükelçiliğindeki saldırı nasıl mümkün oldu? Hizbullah lideri Nasrallah nasıl bu şekilde İsrail saldırılarına kurban oldu. Yani Yani İran İran kamuoyunda bu sorgulanıyor değil mi hocam? tabii Bu tabii çok konular. net ve çok ateşli bir şekilde tartışılıyor şu an. Evet. Tabii biz onların medyasını çok yakından takip etmediğimiz için veya bizler tam dillerine hakim olmadığımız için bu bizlerden biraz uzak gibi geliyor. Ama ben baktığım zaman özellikle o medyayı takip eden insanlara bunu çok net bir şekilde görüyorum. Bir de tabii ki Netanyahu'nun geçen hafta yapmış olduğu açıklama İranlı yetkilileri çok sarstı diyebiliriz. Yani Netanyahu'nun yapmış olduğu konuşma İran'daki rejim değişikliğine ilişkin korkuları kaşımaya başladı. Ve bu da İranlı yetkililerin yeniden toplumu konsolide etmek için daha fazla görünür ve onların arasında daha fazla katılım sağlamalarını da imkanını kendilerince açmalarına olanak sağladı. Tabii ki Cuma namazlarda biliyorsunuz ki özellikle Müslüman toplumlarında lider ve halkın karşılaşması ve bütünleşmesi için önemli psikolojik zamanlardır. Motivasyonu yüksek, anlamı yüksek gündür. Tabii ki Hamane'yi de bunu kullandı. Ama tabii pratik olarak İran'ın çok fazla yapabileceği bir şey olmadığını da aslında İran'daki yetkililer de farkında oldukları için sürekli bir kavram var onu kullanıyorlar. Stratejik sabır. Yani Hamane'in de bugünkü açıklamalarına baktığınız zaman yani şunu demek istiyor. Bize saldırmadığınız müddetçe biz herhangi bir saldırıda bulunmayacağız. Tabii ki bu ekonomik yapıyla da çok alakalı veya seçim sonuçlarına baktığımız zaman yerel ve genel seçimlerde halkın katılımına baktığımız zaman onunla da çok alakalı. Bir de tabii İran şu an etrafında bir blok oluşturamadı. Yani Ürdün ve Suudi Arabistan bile artık günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri ile bu saldırılarda olanak sağlayan ülkeler kervanına katıldı biliyorsunuz. Ve ondan dolayıdır ki Hamane'in hem açıklaması hem de Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Katar'daki yapmış olduğu görüşmeler de biraz ona matuftu. Yani o ülkeye biraz daha tarafsız kalın ve ülkenizi İsrail'in saldırganlığına karşı hava sahanızı kapatın mesajıydı bana soracak olursanız. Yani özellikle Suudi Dışişleri Bakanı Ferhan'la görüşmesi Pezeşkiyan'ın, işte Katar Emiri'yle görüşmesi ve Körfez işbirliği ülkeleri toplantısındaki katılımı buna matuftu ama bu ülkeler biraz farklı düşünüyor gibi geliyor bana. Hocam, az evvel dediniz ki bize saldırmazsanız biz karşılık vermeyiz Evet. tavrında dediniz Hamene için. Ama Arapça'da hutbesinin bir kısmını Arapça okudu ve mesajlar verdi. Orada İslam alemine, bölgeye, Filistin'e sahip çıkılması yönünde de telkinleri vardı. Yani bize saldırmazsanız saldırmayız derken bir taraftan da aslında Filistin'e sanki Gazze'ye sahip çıkıyorum havası yok muydu Hamene'de? Yani tabii zaten biliyorsunuz İran'da 1979'dan sonra Kudüs meselesi aslında rejimin temel psikolojik direklerinden birisi haline geldi. Hatta İran devrim muhafızlarında Kudüs özel gücü olarak bir paramiliter grupları var. Yani o kadar önem veriyorlar kendi açılarına psikolojik olarak. Ama bu bazılarının söylediği gibi bir esaslı bir destek mi yoksa İran'dakilerin kendilerini bir nevi İslam ülkelerinde bir hegemonya sağlamalarının bir aracı mı? Bu soru sorulmalı. Çünkü Suriye'de ne olduğunu hepimiz gördük Yaşar Bey gerçekten. Yani orada Hizbullah ne yaptığını, İran devrim muhafızlarının ne yaptığını. Bu da tabii çok yeniden tekrar düşmek istemiyorum ama herkes bunu kayıt altına aldı ve bugün de Hizbullah'a yönelik aşırı İslam toplumundan bir sempatinin yükselmemesine önemli neden de biraz hem Yemen'de hem de Suriye'deki bence acı hatıralar olduğunu ben düşünüyorum. Evet.
Peki hocam, Pezeşkiyan'la Hamaney'in bakış açısı örtüşüyor mu aralarında? Çünkü Pezeşkiyan bir yenilikçi damardan geldiği ya da işte yeni dönemde atacağı adımların bu zeminde olacağı söyleniyor. Hamaney ile Pezeşkiyan örtüşüyor mu fikirleri, bakışı, dış politikadaki tavırları, tarzı? Yani Pezeşkiyan'ın çok pragmatist olduğunu söyleyebiliriz. Onun pragmatizmi de aslında yanındaki çok önemli bir adamdan kaynaklanıyor. Cevat Zarif'ten, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Dışişleri Bakanı. Yine hatırlayalım, Cevat Zarif'in bir açıklaması olmuştu bundan. Yani epey bir önce açıklaması oldu. Onu yeniden sosyal medyaya yaydılar ve o açıklama sonrası istifa etme kararı aldı. O açıklamada şuydu: biz İranlılar olarak artık Filistinlilerden daha fazla Filistinci olmamalıyız. Bu İran'da çok büyük bir tartışmaya yol açtı. Yani nasıl böyle bir açıklama yapar bu adam falan diye. O da istifasını falan verdi. Ama kaldı sonunda neticede. Biliyorsunuz orada bir muhafazakarlar var, bir de ıslahatçılar, işte reformistler var. Böyle ikiye bölünmüş bir fikir ayrılığı, bir siyasi hizipleşmenin de olduğunu temel olarak gözlemliyoruz. Pezeşkiyan biliyorsunuz daha çok ıslahatçı ekipten, yani reformist diyebileceğimiz bir ekipten. Gerçi reform kelimesi çok karşılamıyor da işte reformist olarak adlandırılıyorlar. Bunlar tabii ki daha içeriye dönük reformlara odaklanmış bir ekiptir. Yani ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri olabildiğince restore etmeye dönük bir politikaları var. Zaten takip edildiği zaman siz de görmüşsünüzdür, Amerika'daki görüşmelerinde de oldukça müzakereye açık olduğunu Pezeşkiyan hem açık hem kapalı toplantılarda çok net bir şekilde verdi. Çünkü ekonomideki yükü kaldıramıyorlar artık. Yani onu bir an evvel yaptırımları, zaten Pezeşkiyan'a seçim vaadi de oydu: ben yaptırımları kaldıracağım, İran toplumuna rahat bir nefes aldıracağım diyorlardı. Çünkü her şey kara borsaya düşüyor şu an İran'da. Dolar kurları falan şey sıkıntıda. Hocam, tekrar bugüne dönecek, bu görüntüye dönecek olursak, o yanındaki silahı göstermesi, keskin nişancı silahı olduğu da yorumlandı basına düştüğü kadarıyla. Yani özetle bu görüntü bundan sonra atacağı adımların habercisi mi İran'ın? Yani Hamaney'in biyografisine baktığımız zaman da ve İranların temel desenlerine baktığımız zaman da, karar verme desenlerine, çok büyük adımlar atacaklarını ben düşünmüyorum açıkçası. Yani tabii ki büyük bir tehdit hissederse İran devreye girecektir. Yani kendi ülkesini korumak için elbette elinde ne kadar ulusal güç argümantasyonu varsa hepsini kullanacaktır. Fakat şu an için ben sadece bunun iç kamuoyuna dönük ve simgesel anlamı yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani esasa dönüp şu an için çok fazla bir şey görmüyorum. Ama tabii şunu bekliyoruz Yaşar Bey, onu da altını çizmek lazım: İsrailler ne yapacak? Yani bu gerçekten işte bugünlerde çok tartışılan bir şey var. Petrol fiyatları 100 dolar çıkacak mı? Yani çünkü İran'ın petrol sahalarına, işte enerji alanlarına, önemli kritik ticaret limanlarına bir saldırı söyleniyor. Bu bütün Orta Doğu'yu ve bütün dünyayı ve hatta bizleri de çok yakından etkileyecek bir şey. Yani 70 dolar da şu an biliyorsunuz Brent petrol. Bunun 90'a çıkması, 100'e çıkması inanılmaz derecede ekonomileri alt üst edecek bir gelişme olur. O yüzden yani İran'daki ve İsrail arasındaki bu tansiyonun ve gerilimin ve askeri agresyonun sadece iki ülkeye değil, aslında hem Orta Doğu hem de bölgeyi çok ciddi etkileyecek ekonomik etkileri olabildiğini düşünelim diyorum. Aynen. Bu boyutuyla da konuşmakta fayda var. Çok teşekkür ediyorum hocam. Döneceğiz. Şimdi tekrar ben stüdyoda Önder hocama dönmek istiyorum. Sizin bu görüntüye ilişkin de Gökhan hocamın da söylediklerini de dikkate alarak bakış açınız nedir? Hocam, bambaşka bir boyutu da şimdi az evvel konuşmasının finalinde o petrol fiyatları, işte ekonominin alt üst olması, bambaşka bir kaosa doğru sürecin evrilecek ihtimali üzerinde de durdu. O hakikaten seyircilerimizin de muhtemeldir ki dikkatini çekti. Siz nasıl okudunuz bu görüntüyü, bugünkü bu cumayı? Evet. Şimdi aslında çok açık, iç kamuoyuna verilmiş bir mesaj. Evet. Şöyle düşünmek lazım aslında. Orta Doğu geneline baktığımız zaman İsrail'in Orta Doğu'daki meşruiyetinin kaynağı bir bakıma İran. İran'ın rejimi konsolide edebilmesinin kaynağı da bir bakıma İsrail. Birbirlerini karşıt düşmanlıklar üzerinden varlıklarını sağlamlaştırabiliyorlar. Ya bugüne kadar İsrail kurulduktan sonra İsrail ile İran'ın birbirlerine karşı bir çatışmanın, sıcak gerilimin içine girdiği görülmemiştir. Dolayısıyla ben çok muhtemel görmüyorum. Yani İran'ın İsrail'e saldırmasını veya tam tersi İsrail'in İran'a saldırmasını normal koşullarda, hani rasyonel hareket eden devlet adamlarının, akil adamlarının olduğunu varsayarsak, çok böyle irrasyonel,
olağan dışı bir gelişme olmadıktan sonra bunlar sadece birbirlerine karşı atışmalar. İşte İran'ın İsrail'e attığı füzelerin eleştirisini kamuoyunda şöyle görüyoruz. İşte düştüğü yerler zaten önceden planlanmış yerlerdi. Balistik füze olmasına rağmen patlayıcı unsurlar içerisinde çok fazla ihtiva etmiyordu. Zaten Amerika'ya bilgisini verdi. Kamuoyunun tabiri caizse o oluşan tepkisini makul çerçeveye çekme anlayışı. Fakat aynı şeyi İsrail için söyleyemiyoruz. Netanyahu evet. Ve Şahin kanadının, İsrail'de de biliyorsunuz ılımlı kanat var, Şahin kanat var iç siyasette. Netanyahu'nun her an kontrol dışı, irrasyonel hareket edecek bir siyaset anlayışının olabileceğini aslında düşünüyoruz. Normalde İran'ın şöyle bir stratejisinin olduğunu söyleyebiliriz. Kendisine gelen saldırılara doğrudan karşılık vermeme, çatışmadan kaçınma. Çünkü İran iç rejimini konsolide edebilmesi için sağlam durması lazım. Çünkü etnik bölünmeler var. %40 milyonun üzerinde, 30 milyonun üzerinde Türk var İran'da malumunuz. Başka etnik bölünmeler var. Ekonomik ciddi sıkıntılar var. Dolayısıyla İran iç politikada çok rahat değil. İran'a yönelik en büyük eleştiri de işte İbrahim Reis'in helikopter kazasında şüpheli bir şekilde ölümü. İsmail Haniye'nin misafir pozisyonunda kendi evinde öldürülmesi. Evet. Efendim Dışişleri Bakanlığı gene aynı şekilde o kazada ölmesi. Nasrallah'ın ölümü ve onun üzerine işte Amerikan basınında dünya İran bugün saldırdı. Yarınsa bakıyoruz hiçbir şey yok. Bu aslında İran yönetimine karşı halkın ciddi bir tepkisini çekti. Sonuçta şöyle diyebiliriz aslında İran'dan ciddi bir karşılık verme ihtimali çok düşük. Bir de şöyle ekonomi politikasından bakarsak Gökhan Hoca bahsetti. Dünyadaki petrol fiyatları fırlayacak. Hürmüz Boğazı'nın efendim evet. İran'daki Basra Körfezi'nden gemi geçişlerinin aksaması, ticaretin engelleniyor olması. Uluslararası karar vericiler olayların bu dereceye gelmesine aslında çok da müsaade edeceklerini zannetmiyorum. Çünkü bizim tarihten aldığımız dersler bize şunu söylüyor. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nda bir çılgının Hitler gibi özellikle yatıştırma politikası, aman sakin olun, ortalık karışmasın, sen bildiğini yap şeklindeki bu büyük yıkımlara sebebiyet verdi. Dolayısıyla buradan ders alan insanlığın, dünya ekonomi politik sisteminin, İran'ın ve uluslararası ekonominin İran'dan dolayı zarar görmesini engelleyecek mekanizmalar geliştireceklerini düşünüyorum. Aksi halde şöyle bir şey olabilir, dünya topyekün, hani bundan bir adım sonrası nedir diye sorarsanız, ekonomik kriz, ekonomik yaptırımlardan sonra dünya ekonomisinin sıkıntıya girmesi, İsrail'in İran'a, İran'ın İsrail'e, sonuç dünyada topyekün bir savaşa sürüklenme. Şu aşamada böyle bir şeye ihtimal, gözlemlediğim kadarıyla böyle bir ihtimalin çok olası olduğunu görmüyorum. Aslında sizin ve Gökhan Hocam'ın değindiklerinden şu geldi aklıma, geçtiğimiz günlerde okuduğum bir kitaptaydı galiba. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiliz efsane Demir Lady Margaret Thatcher, ya yeni düşmanlar icat etmeliyiz. Evet. Hani gücümüzü konsolide evet. edebilme adına, pozisyonumuzu koruyabilme evet. adına, statükomuzu koruyabilme adına, işte sömürgeci anlayışımızı daha yaygın hale getirebilme evet. adına yeni düşmanlara ihtiyacımız var ifadesi. Hani dediniz ya İsrail ve İran birbirinin evet. düşmanlığından besleniyor. Evet. O gelmişti aklıma. Demek ki anlayış, senaryo çok fazla değişmiyor değil mi? Sürece şöyle bir bakıp gözden geçirdiğimizde. Yani şimdi zaten 1979'a kadar İran'daki rejim Batı yanlısı bir rejimdi. Fakat şimdi o eski rejimin kalıntılarını, iç siyasette etkilerini hala görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Çok basit. Yani az önce de bahsedildi. İran'da bir reformist kanat var. Bir de sertlik yanlıları, rejimin ne pahasına olursa olsun çekirdek öz dinamiklerinden taviz vermemesi gerektiğini düşünenler var. Ama İran halkının sosyal, politik yaşamı, efendim özgürlükler, hürriyet, dünyaya açılması, sosyal medya kullanımı, küresel çağda yaşıyoruz artık. En ücra köylerde bile dünyadan haberdarlar. Artık biz niye böyle bir rejimde yaşıyoruz şeklinde İran iç siyasetinde evet. bir sorgulama evet. Söz konusu. Buradan da rejim mecbur kalıyor. Yani biraz esnetecek, biraz iç siyasette esnek siyaset gütme taraftarı. Bu da doğal olarak dış politikada da çok böyle yırtıcı, didişmeci, çatışmacı, kavgacı tavırlarından uzak duracak. Görünen manzara bu. Peki hocam, şimdi
konu başlığını biraz daha böyle esas ateşin merkezine çekelim. Bugün sıcak gelişme İran'da evet. elbette ama Gazze'de soykırım ve Filistin'in geleceği başlığını atalım bir şimdi. Orada eminim sizin de özel başlıklarınız var. Bir de göstereceğiniz bir harita evet. üzerinden de yorumlayacaksınız evet. bu sürece ilişkin de. Gökhan Hocam, bu Gazze'de soykırım ve Filistin'in geleceğine ya da bu soruya daha doğru bir ifadeyle vereceğiniz cevap ne olur? Evet, esasında bir seneye girdik şu an itibariyle. 7 Ekim'den bu yana bir sene oldu. Şu an tabii ki en önemli sorun Yaşar Bey, bence Filistin siyasetinde ulusal birlikteliği sağlama meselesi olduğunu altına çizmemiz lazım. Özellikle Hamas ve Fetih arasında bir ulusal diyaloğun tamamlanması ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün artık tam manasıyla tüm Filistinli grupları temsil edip Arap siyasetinde özellikle ve tabii ki diğer Müslüman ülkelerle de birlikte ve daha sonra küresel aktörlerle birlikte ortak bir siyaseti ortaya koyması. Fakat hala bu aşamanın tamamlanmamış olması ve Filistinler arasında ulusal siyasetin, işte önce biliyorsunuz Cezayir'de bir diyalog çabaları oldu. Daha sonra İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından İsmail Haniye şehit edilmeden önce Mahmut Abbas'la ortak bir görüşme yapma olmuştu. Fakat tüm bu çabalar aslında günün sonunda içerideki bazen anlaşmazlıkların büyüyerek farklı dallara serpişmesine yol açıyor. Burada da tabii olan İsrail'in bu sınır tanımayan saldırganlığını iyice de azdırıyor bana soracak olursanız. Şimdi biliyorsunuz sadece Gazze'de bir mesele yok. Batı Şeria'da da var. Yani dün yanlış hatırlamıyorsam Türk Kerim'e bir baskın oldu diye okudum haberlerde. Yani sadece Gazze ile sınırlı değil artık. Yani İsrail'in yapmış olduğu bu işgal politikası aynı zamanda ve askeri saldırganlık Batı Şeria'da da tüm hızıyla devam ediyor. Zaten Batı Şeria biliyorsunuz Oslo anlaşmaları var biliyorsunuz 90'lı yıllarda yapılan 1993'te. Filistin toprakları biliyorsunuz ABC bölgesine ayrılmıştı. Filistin'e ait olan toprakların önemli bir kısmı artık İsrail'deki yerleşimciler tarafından tırnak içerisinde gün geçtikçe anlamsızlaştırıldı. Yani o topraklar bile artık silah yoluyla çalarak, hırsızlık yaparak işte bir sürü yöntemle el konulmuş oldu. Şimdi bu süreçlerden nasıl çıkılacağı meselesi, tabii ki sadece Filistinliler bu meselede nasıl çıkabilir ki yani? Bunu da sormak lazım. Yani Filistinlilerin tek başına yapacağı bir mesele değil bu. Bu ancak bu süreçte yapılabilecek en bence önemli şey Filistin'in yanındaki ülkelerin, destekleyen ülkelerin çok koordineli ve aynı zamanda zaman zaman sert bir şekilde pratik uygulamalarla İsrail'i sınırlandırması olabilir. Ya bu da ancak ortak bir stratejiyle mümkün olabilir. Yani Türkiye mesela elinden geleni yani yaptığını düşünüyorum. Ticareti kesmesi bence Türkiye'nin çok önemliydi. Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanı da defalarca vurguladı. Diğer ülkeler mesela dikkatinizi çekerim böyle bir adım atmadılar. Yani Mısır ticaretine devam ediyor zannedersem. Evet. Ürdün devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri devam ediyor. Yani Türkiye'nin atmış olduğu adımlar da ya diğer ülkeler atmış olsaydı bu büyük bir anlam ifade eder. Ve günün sonunda İsrail'de bir ölçüde geri adım atmaya itecekti. Fakat bu noktada ben bir koordinasyonsuzluğun olmasının İsrail'in durdurulamaması öndeki en önemli mesele olduğunu düşünüyorum. Hani soruyorlar ya sürekli televizyonlarda İsrail'i ne durdurur? Aslında İsrail'i durduracak temel mesele bölgedeki önemli ülkelerin ortak ve stratejik ve koordineli hareket etmesi olduğunu ben cevabını veriyorum. Yani sadece bunu Hamas'a veya Fetih'e vermek bütün mücadeleyi, yani o insanların da ellerindeki silahlar biliyorsunuz, teknolojik kabiliyetler karşılarındaki yapıyla mukayese edilemeyecek ölçüde sınırlı. Yani çünkü silah alımları olsun veya diğer şeyler olsun ekonomik kapasite istiyor. Bölgede çok kritik ülkeler var. Mesela Suudi Arabistan gibi, Katar gibi. Yani ekonomik olarak çok güçlü bu ülkeler gerçekten ve stratejik noktalara nüfuz ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri üzerinde de ciddi baskı yaratabilecek aslında. Ellerinde argümantasyonlar var, imkanlar var. Ama anladığım kadarıyla her ülkenin kendine ait bir çıkar kümesi var ve o çıkar kümesi diğer ülkelerle de ortaklaşamadığı için böyle koordineli bir hareket olmuyor. Ama tabii İslam İşbirliği Teşkilatı'nın
bu temas grubunun önemli işleri oldu. Yani onu da söylemem lazım. Bizim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da dahil olduğu, biliyorsunuz Suudilerin, Birleşik Arap Katar'ın dahil olduğu ve Ürdün'ün ve Mısır'ın dahil olduğu bu temas grubu, işte ilgili ülkelerle, özellikle Filistin'e yakın duran ülkelerle ortak bir cephe oluşturmaya çalıştı. Özellikle İrlanda, İspanya, Norveç gibi ülkelerle. Burada tabii Filistin tanıma noktasında ve Filistin'in Birleşmiş Milletler'deki temsili noktasında pratik adımlar atıldığını gözlemliyoruz. Ama tabii ki İsrail'i sınırlandırmaya yönelik adımların daha stratejik kararlarla alınabileceğini düşünüyorum. Yani İran da mesela bu noktada stratejik adım atamıyor mesela. Yani sürekli vekil kuvvetlere bütün meseleyi yıktı. Ve İsrail'e karşı ciddi bir söylem ortaya koydu. Fakat bunun arkasını getiremedi. O da kendisi açısından ciddi bir geri adıma yol açtı. Hocam Burada aslında bu işin başında özür diliyorum. Dediniz ki Filistin'in bir ulusal mutabakatının olmayışı, yani El Fetih'le Hamas arasında uzun süredir zaten bu yol ayrımının hep farkındayız. Acaba birlikte hareket edilebilse ve ortak yek vücut deyim yerindeyse olabilselerdi, İsrail bu sınır tanımaz aymazlığına bürünebilir miydi? yani en azından İsrail açısından çok daha maliyetli olurdu diye düşünüyorum. Yani en azından Batı Şeria'da bu kadar bence Bu kadar pervasız belki olamayacaktı. pervasız giremezdi bence Pervasız, de. Evet evet. evet evet pervasız giremeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Batı Şeria'daki tutuklamalar, bunların hepsi idari kararlar. Yani hiçbir hukuki temele dayanmayan şeyler. Fakat günün sonunda sadece, yine altını çiziyorum, Filistin'le yapabileceği bir şey değil. Yani Türkiye'nin bu garantörlük mevzusunu sürekli gündeme getirmesinin altındaki motivasyon da bu aslında. Yani buraya bir şey verelim ki diyorlar. Yani ne karşı taraf saldırabilsin, ne de buradan ciddi bir organizasyon olsun içeride Filistin güvenliği açısından. Türkiye'nin bu garantörlük konusunun da bölge ülkeleri tarafından tartışılmadığını tam anlamıyla görüyorum. Yani Türkiye bence önemli açılımlar yapıyor, önemli adımlar atıyor. Ama bölgede anladığım kadarıyla her ülkenin kendi çıkarları bir türlü diğer ülkelerle ortak bir zeminde buluşamadığı için bu konuda da ayrışmalar devam ediyor diye düşünüyorum. Eyvallah. Teşekkür ediyorum hocam. Yine devam edeceğiz. Önder hocam, sizin değerlendirmenizi izninizle araya gideceğim. Reklamdan sonra alayım. Tabii ki. Hem Gazze'de soykırım ve Filistin'in geleceğine yönelik çizeceğiniz o projeksiyonu ve harita üzerinden de yapacağınız, ekrana Evet. taşıyacağız o değerlendirmeyi. İzninizle araya gideyim sizi bölmemek adına. Sonra final bölümünde bu detaylandırmayı sizlerden almış olalım. Tabii ki. Gündem özel devam ediyor. Önder hocamla, Gökhan hocamla konuya ilişkin özel notları sizlere aktaracağız ama şimdi reklam için izin istiyorum. Gündem özel devam ediyor. Programımızın ikinci ve son bölümüyle karşınızdayız. Ateş hattındaki Orta Doğu'yu konuşuyoruz. Soykırımı konuşuyoruz. Filistin'in geleceğini değerlendirmeye çalışıyoruz. Birazdan hedef Türkiye mi sorusunu da cevaplandırmaya, daha doğrusu değerlendirmeye çalışacağız. Bu sorunun arka planına ilişkin bir projeksiyon tutmaya çalışacağız. Evet, yani soykırım ve Filistin'in geleceği. Az evvel aradan önce Gökhan Hocam bir değerlendirme yapmıştı. O soru ekseninde de birazdan Önder Hocama da döneceğim. Doçent Doktor Önder Afşar ve Doktor Gökhan Çinkara ile birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Önder Hocam, Gökhan Hocamın belki bıraktığı yere ilaveleriniz olabilir. Bir de dedik ya işte bu eksende her an her şeyin Evet. olabileceği ihtimallerin de göz önünde bulundurulması lazım. Siz nasıl bakıyorsunuz Filistin'in geleceğine? Bir mutabakatın olmayışına da El Fetih ile Hamas üzerinde de durdu Gökhan Hocam. Sizin buradaki tespitiniz ne olur? Şimdi El Fetih ile Hamas'ın arasındaki uzlaşmanın olması mutlaka hepimizin istediği, arzuladığı bir gerçek. Fakat pratikte bunların uzlaşabilme imkan ve ihtimalleri var mı? Şimdi bizim Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Biz Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyoruz dedi. Aslında uzlaşabilirler. Uzlaşmaları lazım. Mahmut Abbas yönetimiyle işte Hamas yönetiminin bu Filistin'in birliği iç siyasette ihtilaflı konular olabilir, ayrışılan noktalar olabilir ama burada bir ulusal varlık yokluk meselesi. Burada bir kere anlaşmaları gerekiyor. Ben bunların anlaşmalarının çok zor olacağını zannetmiyorum. Bir takım zorluklar, güçlükler var ama bunların anlaşmaları, bu Filistin'deki iki otoritenin anlaşması sorunun çözümü için yeterli değil şüphesiz. Evet. Kesinlikle yetmiyor. Peki ne yapmak lazım?
Ben çok iyimser değilim bu konuda. Arap-İsrail sorunu olarak başladı bu 1950'lerde. Kritik nokta da zaten burası. Bu bizim bugün üzerinde konuştuğumuz, tartıştığımız soykırım, insan hakları ihlalleri, evrensel batı değerlerinin alaşağı edilmesi. Hatırlayacağınız üzere 1950'lerde İsrail kurulduktan sonra bu sorun Arap-İsrail sorunu şeklindeydi. Fakat gelinen nokta itibariyle çok üzücü olarak müşahede ediyoruz ki İsrail-Filistin sorunu haline indirgendi bu. Aslında bu taraflardan birinin şöyle olması gerekiyor. Bu bir insanlık sorunu. İnsanlık İsrail sorunu şeklinde de bunu aslında kodlayabiliriz. Neden? Öldürülenler insan. Müslüman olması, Hristiyan olması, Yahudi olması hiçbir şekilde önemli değil. İnsan hakları ihlalleri söz konusu. Burada dikkat çekmemiz gereken nokta şurası. Hatırlayacağınız üzere 2011'de, 12'de Tunus'ta seyyar satıcı kendisini yakarak bir isyan hareketi başlatmıştı. Evet. Biz buna Arap Baharı demiştik. Arap Baharı'ndan hepimizin beklentisi neydi? Şuydu. İşte demokratik yönetimler iktidara gelecek. Halkın talepleri yönetim katında talepleri destek görecek. Ve halkın istemediği, kitlelerin istemediği şeyler siyasetçiler, idareciler tarafından olmayacak şekilde demokrasi. Aslında böyle bir beklentiye kodlandık. Evet. Değil mi hocam? Yani biraz daha bizi şartladılar. Evet. Yani böyle bir beklenti vardı. İyimser bir hava esmişti. Sorun şuydu aslında. Otoriter rejimler var Orta Doğu'da. Bir de halkların genel kabulü, değerleri, kültürel değerleri, olaylara bakışı. Baktığımız zaman aslında yönetimler halklarını temsil etmiyorlar. Zaten açıkça şunu söylemediler mi? Netanyahu, efendim Trump, Suudi Arabistan kralına bizim desteğimiz, askerimiz, silahlarımız olmasa sen burada bir dakika duramazsın dedi Trump geçmiş yönetiminde Suudi Arabistan. Bugün de Netanyahu ne dedi? Ya bizdensiniz dedi. Eğer oturduğunuz koltuklarda oturmaya devam etmek istiyorsanız bu işlere fazla müdahil olmayın dedi. Peki baktığımız zaman neden Arap rejimleri, Arap yönetimleri bu olaya destek veremiyor? Çok basit bir cevabı var. Halkın desteği yok. Kamuoyu desteği yok. Koltuklarını, iktidarlarını, makamlarını, yönetimlerini kendi halklarına borçlu değiller. Oysa demokratik yönetimlerin olduğu, konsensüsün olduğu bir ortamda Arap rejimlerinin tek veya herhangi bir rejimin hesap vereceği makam neresi olması lazım? Kendi halk olması lazım. Doğru. Evet. Bugün biz Mısır'da Mursi'yi iktidardan indirildikten sonra Tahrir Meydanı'nda aylarca eylem yapan o sivil toplum hareketlerinin silindir gibi ezildiğini gördük. Yani bu dolayısıyla hani Filistin sorununun çözümü için ne yapılabilir? Bu sorun ila nihayet devam edilecek mi? Şeklinde sorunun başlangıcı oydu. Ben çok iyimser olamıyorum. Peki ne yapılabilir? Şöyle bir öneri belki hani geliştirilebilir. Bizim Dışişleri Bakanlığımızın geliştirdiği işte inisiyatif grubu çalışmalar. Hani bu belki bir anda kısa vadede sorunun çözümü için sihirli bir değnek elimizde yok ama kitleleri uyararak, efendim tabiri caizse dürterek, olayın vehametini tekrar tekrar konuşarak. Mesela Amerika çok kötü bir sınav verdi. Savunduğu evrensel ilkeler alt üst oldu. Amerikan ikiyüzlülüğüyle karşı karşıyayız. Düne kadar insan hakları ihlaller, insan hakları diyorduk. Artık Amerika bu yükü daha ne kadar taşıyabilecek? Yani bu da ciddi bir sorun. Geldiğimiz nokta itibariyle iki tane formül belki önerilebilir. Bir, işte bu diplomasi yoluyla sorunu gündemde tutmaya çalışmak ve Arap liderlerin olaya daha yakın bakmasını sağlamak. İkinci ihtimalde Birleşmiş Milletler karar verme mekanizmasında malumunuz Güvenlik Konseyi'nden kararlar çıkıyor işte müdahale edebilmek için. Bazı durumlarda genel kurulda şiddete karşı uluslararası barış korumak için bir takım kararlar almışlar. Hani Cumhurbaşkanımız diyor ya işte dünya beşten büyüktür karar verme mekanizmalarını değiştirilmesi lazım. Herhangi bir asli üyesi Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesinden birisi hayır dediği zaman karar alınamıyor. Mesela şöyle bir karar çıksa nasıl olur? Bir düşünelim bunu. İsrail derhal uygulamakta olduğu soykırıma son vermelidir. Ve işgal ettiği topraklardan çekilmelidir. 1967 sınırlarına dönmelidir. Zaten Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bu şekilde tavsiye kararları var. İsrail'in meşru bir zemini de var aslında. Ama hani 4 tane üyenin olumlu oy vermesine rağmen bir tek Amerika hayır. Bunu da İsrail biliyor mu? Biliyor. Peki bu sarmalda bu krizin çözülmesini kısa vadede nasıl bekleriz? Çok zor. Yani üzücü taraf şu. Gözümüzün önünde yakın coğrafyamızda günün birinde ateş bize de sirayet edecekken yani Türkiye olarak söylüyoruz. İnsanlık bir şey yapamıyor. Ya insanlık ölüyor aslında.
Evet. Ölenler Filistinli değil, İsrail. Maalesef. Şimdi zaten o soruya geliyoruz hocam. Yani Lübnan ve İran'dan sonra hedef Türkiye mi? Evet. Şimdi bu soruyu cevaplamaya, değerlendirmeye çalışalım. Bahsettiğiniz üzere hakikaten kısa ve orta vadede bir çözüm görünmüyor gibi. Bir de bu İsrail PKK-YPG koridoru üzerinden de sizin o görseli de ekrana taşıyalım. Evet. İran ve Lübnan'dan sonra hedef Türkiye mi sorusunu da değerlendirmeye, bu harita eşliğinde de bir konuşalım. Evet, bu görsel ne anlatıyor Önder Hocam? Yani aslında açık. Şimdi bizim siyaseten de toplumumuzda da tartışılıyor. Hatta siyasetçinin birisi demişti ki yani işte bize mi saldıracaklar? Arada kaç yüz kilometre, kaç bin kilometre mesafe var. Yani İsrail bizim için çok ciddi bir güvenlik tehdidi kısa vadede değil şeklinde iç siyasette tartışmalar oluyor. Evet. Ama dikkatimizi çekmek istediğimiz nokta şurası. Geçen Cumhurbaşkanımız mecliste, meclisin açılış töreninde şunu söyledi. Şeyde biz varız dedi yani. Hedef olarak biz varız dedi. Bir cumhurbaşkanı seviyesinde mecliste böyle bir açıklama oluyorsa eğer bunun bir altyapısının, bir altının dolu olduğunu biz düşünebiliriz. Yani bir cumhurbaşkanı böyle bir açıklamayı mecliste yapıyorsa bir takım bildiği şeyler var. Nitekim görüşme önerisi muhalefetin sunuldu meclise ve Dışişleri Bakanı ile Milli Savunma Bakanı mecliste bu konuyu tartışacaklar. Belki kamuoyunun bilmediği bir takım gelişmeler, efendim ona benzer tehlikeler, tehditler üzerine değerlendirmeler yapılacak. Hatta kapalı oturum talebi falan olmuş. Ama geldiğimiz nokta itibariyle her ne kadar işte Türkiye kamuoyunda bu konuda ya İsrail Türkiye'ye gelinceye kadar şeklinde değerlendirmeler olsa bile ben şöyle düşünüyorum. İsrail Lübnan'a saldırıyor. Kritik eşik, burayı da işaret edelim. Litani Nehri var Lübnan'ın güneyinde, İsrail'in kuzeyinde. İsrail ısrarla o nehrin sınırlarını geçip Lübnan'ın içlerine doğru geçme hedeflerinde. Orayı zaten geçtiği zaman bambaşka bir dünya, bambaşka bir durumla karşılaşacağız. İsrail'in önünde artık yayılabileceği engel olarak çok bir şeyin kalmadığını. Çünkü o bir doğal sınır, kritik eşik, onu geçmeye çalışıyor. Ha bunu geçtiği zaman da ne olacak? Haritada görüyoruz işte. Hı hı. Orada bir koridor var. O koridordan zaten bizim o Barış Pınarı, Zeytin Dalı operasyonlarıyla Irak, Suriye'nin kuzeyinde egemenliğimiz, kontrolümüz altına aldığımız bölgeler belli. Bunlar niye yapılmıştı? İşte büyük devletlerin ve İsrail'in hani bölgede kendi aparatlar olarak kullandıkları terör örgütleri var. Bunların sınırlarımıza ihlallerini önlemek için. Fakat orada sarıyla işaretli bir nokta var, turuncuyla işaretli. Orada Amerikan güçleri falan var. Eğer İsrail, Lübnanlı engelsiz, kayıpsız, iç siyasetinde tartışmasız bir şekilde, seri bir şekilde geçmeye çalışırsa, Golan Tepelerinden sonra Suriye'ye gelecek. Suriye'ye gelmesi ne demek? Zaten PKK ile birleştiği zaman PKK-YPG terör örgütüyle direkt Türkiye'nin alanına girmiş olacak. Yani bugün PKK'yı, YPG'yi hepimiz biliyoruz. Hani yöneten, yönlendiren güçler hangileri dediğimiz zaman. O dolayısıyla oradaki o orta koridor dediğimiz o kritik eşik hani ya işte bu kadar da işte komplo teorilerine mi girdik? Yani değerlendirilebilecek bir güvenlik tehdidi bence. Bunun üzerinde düşünmek kısa vadede olur, orta belki gerçekleşmeyecek ama planlamalarda mesela geçenki görsellerde bir şey görmüştüm. İsrail askerleri kollarına taktıklar İsrail bayrağında işte o Fırat'tan Nil'e kadar olan haritanın bir temsili şeyini koymuşlardı. Bütün bunlar ideolojik, sembolik anlam dünyasına işaret etme anlamında hani şu rahatlığa kapılmamak gerekiyor Türkiye. İşte o çok güneyde olan bir olay. Tabii ki insanlık dramı efendim ciddi bir şekilde bizi etkilemez şeklinde bu bence çok rahat rehavete itecek bir tavır. Tedbirli olmakta fayda var. Hocam bu görsel çok kafaları karıştıran bir görsel. Evet. Yani Gökhan Hocam yorumlasın. Hocam bu harita üzerinden nasıl bir yorum yaparsınız? Aslında yani tabii bu şunu da düşünmemiz lazım diye düşünüyorum ben aslında. Geçen birkaç sosyal medyada paylaşım yapıldı. İnanılmaz bir şekilde Lübnan'dan göç eden insanlar başladı ve Türkiye'ye doğru yöneldikleri söyleniyor. Hı hı. Özellikle Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyenler var. Biliyorsunuz artık bölgede bir karışıklık olduğu zaman ilgili ülkelerde ki nüfus direkt Türkiye'ye gelmek istiyor. Neden Türkiye'ye gelmek istiyor? Çünkü Türkiye kendi ülkelerine göre daha güvenli, daha emin, daha istikrarlı.
ve daha nefes alabilecekleri daha korunaklı bir yer. O yüzden ben şunu da çok acil bir Türkiye açısından yük olarak görüyorum. İran'da veya efendim Lübnan'da yeniden Suriye'de olası bir askeri hareket olduğu zaman Türkiye ciddi göç dalgalarıyla karşılaşabilir. Yani bu bizim artık şimdi değil artık orta ve uzun vadede temel güvenlik tehditlerinden, risklerinden diyelim. Aslında risk çok ciddi bir risktir bu. Risklerinden birisi haline geldi Yaşar Bey. Artık olası bir göç dalgalarının odak noktasında Türkiye yer alıyor. Çünkü Afganistan'dan bile gelen insanlar oldu biliyorsunuz. Yüz binlerce yani. Düşünün o kadar coğrafyaları aşıp İran'ı aşıp Türkiye'ye geliyor insanlar. Artık bu Türkiye'nin bir yeni realitesi, yeni bir güvenlik riski olarak ben düşünüyorum. Bu sizin sorunuza gelecek olursak, İsrail'in Lübnan'dan sonra sıranın Türkiye'ye mi geleceği bir güvenlik riski olarak Türkiye'ye mi gelecek sorusu. Bu doğrudan ve dolaylı olarak cevaplanabilir. Elbette artık bence Türkiye İsrail bu saldırganlar karşısında bir risk olarak kendisini gördüğünü zaten Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Yani belki bizim elimizde olmayan birçok istihbarat raporu, güvenlik bilgisi, efendim gizli kapaklı analizler Cumhurbaşkanı'na sunuluyor ki o da öyle, o da buna binaen böyle bir riskin kamuoyuna duyurulması yolu seçti diye ben düşündüm. Tabii haritaya bakınca bu rasyonelleştirilebilir. Bazı kişiler de bunun çok acil olmadığını söylüyor ama böyle bir risklerin mevcut olduğunu eğer Cumhurbaşkanı söylüyorsa bence düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Suriye'de tabii YPG, PKK terör örgütünün Amerika Birleşik Devletleri'yle çok yakın çalıştığını zaten kendileri açık açık Amerikalı Pentagon yetkilileri bunu söylüyorlar ve en sonunda videolar yayınlanıyor işte çok değil mi son günlerde onları ciddi anlamda teknolojik teçhizatlarla donatıyorlar. Bu da Türkiye'nin ciddi bir rahatsız olduğu bir konu. İsrail noktasına bakacak olursak, İsrail de burada Amerika Birleşik Devletleri'nin buraya sempatik bakması itibariyle orada da kendisine bir fırsat penceresi görüyor. Onlarla işbirliği açısından. Zaten buradakiler yani bu YPG, PKK terör örgütündekiler özellikle Mazlum Abdi olmak üzere Nasrallah Han'ın ölümü sonrasında falan bir taziye mesajı mesela yayınlamadılar. O birçok insanın dikkatini çekti. Yani kendilerini artık biraz daha İran karşıtı, daha doğrusu aslında Amerika'nın yanında konumlandırıyorlar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri geri çekildiği zaman orada onların varlığı mümkün olmayacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koymuş olduğu güvenlik şemsiyesi ancak onları var ediyor. Tabii ki Türkiye'de buradaki oluşumu biliyorsunuz terör koridoru olarak adlandırıyordu Türkiye'de yetkililer başta olmak üzere. Bence Irak'la yapılan bu güvenlik anlaşması da bu tehdidi engellemeye matuf. İsrail'in de buradaki aktörlerle yakın ilişkisi olduğunu zaten şimdi değil 50-60 yıllardan itibaren biliyoruz. Çünkü onların geliştirmiş olduğu bir doktrin vardı. Arap olmayan ülkeler ve etnik gruplarla ittifak olabildiğini genişletip Arap ülkeleri çevrelemek doktriniydi bu. Tabii burada da bunların yakınlaştıkları gruplar, ekiplerin olduğunu söylemek lazım. Ama ben Türkiye'nin günün sonunda askeri kapasitesinin ve gücünün bu tehditleri çok kolay bir şekilde elimine edeceğini düşünüyorum ve inanıyorum buna. Ama tabii ki bu risklerin farkında olmak, böyle bir farkındalık içerisinde olmak bizler için önemli. Evet, o zaman Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığımızın epey bir süre orada kalacağını da söylemek mümkün değil Kesinlikle mi? ben oradaki askeri varlığın Suriye ile de anlaşma sonrasında öyle ya da böyle yani belki ölçek olarak azaltılabilir. Belki bazı yerlerdeki gözlem noktaları azaltılabilir. Ama öyle ya da böyle oranın Türkiye'nin orada belli bir güvenlik tampon bölge oluşturacağını düşünüyorum. Zaten biliyorsunuz Adana Mutabakatı'nı yeniden güncelleme çabası var Türkiye'nin. Yani Suriye ile anlaşma yapıldıktan sonra günün sonunda orada yani adı değiştirilebilir. İşte Irak'la da biliyorsunuz Başika'daki askeri üs noktasında isim değiştirildi. Ortak tatbikat merkezi yapıldı. Ya yani bunlar devletler arasında yapılmayacak şeyler değil. Yani oradaki askeri varlığımızın da ismi değiştirip, konsept değiştirilip yeniden farklı bir konsepte sokulup devam ettirileceğine yönelik bir irade konulacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin kendi sınırları dışarısında engellemesi gerekiyor bazı problemleri Yaşar Bey. Kendi Evet, doğru. sınırlarımıza gelirken değil yani artık bence
Türkiye'nin güvenlik konseptinin ben çok değiştiğini görüyorum. Yani mesela Somali, Türkiye Somali'de neden var? Yani Türkiye Somali'de aslında çok kritik bir yer olduğu için orada var. Yani oradaki güvenlik risklerini elimine etmek ve aynı zamanda Afrika'daki geçişleri kontrol altına almak. Çin'in bir nevi oradaki hızlı agresyonunu da jeopolitik yarışının da Fransa'nın da dahil olduğu işin içine girmek gibi. Yani artık Türkiye sadece iç sınırları içerisinde ve ayrıca kendi iç problemleriyle sürekli meşgul olan bir ülke olmaktansa dışarıya ölçeği büyüterek biraz oradaki çatışma alanlarına da girerek öyle de böyle taraf olma yolunu seçiyor ki bu gücü de büyütüyor yani baktığımız zaman Türkiye'nin. Tabii bunu bu sürece ilk eklemlendiğiniz anda problemler yaşayabilirsiniz. Yani kurumlarınızı genişletme açısından, insanların bu yeni sürece entegrasyon açısından Türkiye o süreci yaşıyor şu an ama ben hızlıca bu yeni konsepte Türkiye'nin özellikle bu Dışişleri Bakanlığı'nın da yeniden yapılandırma süreci var biliyorsunuz. İnanılmaz derecede orada da yeni genel müdürlükler kuruldu ve eski genel müdürlükler ayrıştırıldı. Yani Türkiye'de bir dönüşüm var. Ve bu dönüşümde bence sınırları dışarısında artık Türkiye'nin etkin bir aktör olmasıyla eş anlamlı diye ben düşünüyorum. Hocam çok kısa askeri varlığımızı işaret etmişken olası Suriye ile anlaşma durumunda Esad'ın bir bu konuyu pazarlık konusu yapacağı konuşuluyor. Yani oradan Türk askerinin ayrılması yönünde onu sanki bir ön koşulmuş gibi öne süreceği de konuşuluyor. Ya da bu Esad'ın da ifadelerine yansıdı aslında. Böyle bir durumda Türkiye bu konuya nasıl bakar? Bence Hizbullah sonrası ve İran'ın bu gücünün zayıflığının ortaya çıkmasından sonra Esad'ın Türk asker çekilsin demesi kendisi açısından çok kötü olacağını düşünüyorum. Çünkü İdlib'deki heyeti Tehrişam olsun, Suriye'deki diğer muhalif gruplar olsun, ona çok ciddi Şam'da bir baskı yapacaklardır. Halep'e doğru, Halep ve Şam ekseninde olmak üzere ve aşağıdaki Kunetra bölgesinden başlamak üzere. Yani Türkiye aslında bir nevi oradaki aktörleri de dengelemek ve rasyonel bir hale sokma pozisyonunu da üstleniyor. Yani İdlib'de olmak üzere veya diğer Azez'de olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde muhalifleri belli bir disiplinize ederek belli bir rotaya sokarak. O yüzden bence Türkiye'nin oradaki askeri varlığının günün sonunda Esad tarafından da bir fırsat penceresi olarak göreceğini düşünüyorum. Çünkü bu yeni gelişmeler onun lehine değil bence. Yani İran'ın zayıflaması, Hizbullah'ın zayıflaması, yani kontrolsüz bir şekilde zayıflaması belki de oradan geri çekecek Hizbullah kendi güçlerinin bir kısmını Lübnan'a yöneltecek. Ve bu göç oluyor Lübnan'dan Suriye'ye doğru. Yani Esad'ın bunlarla topyekün baş etmesinin ben çok mümkün olmadığını, Türkiye ile ittifakın aslında ona çok fazla fırsat penceresi açacağını düşünüyorum. Tabii ki bize de çok ciddi alanlar açacak oradaki yeniden yapılanma süreci ve artık bizim oradaki varlığımızın tırnak içerisinde statükoya kavuşması, bir norm olarak kabul edilmesi. Yani Irak'taki yapılanın aslında daha iyi ve daha geniş çaplı olacak bence Suriye'deki Türkiye'nin konumu. Ve tabii düzensiz göçün engellenmesi ve sığınmacıların da değil mi, kontrollü bir şekilde kendi topraklarına ve yurtlarına yeniden yönlendirilmesi de mümkün olacak. Aslında her iki tarafta kazan kazan olacak. Ben bu sürecin de çok hızlanacağını düşünüyorum. Yani benim de duyduğum kadarıyla katıldığım toplantılarda söylenen yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye'de Cumhurbaşkanı Esad'ın ortak bir fotoğraf vereceği söyleniyor şu an. Yani zaten O Cumhurbaşkanı zaman Erdoğan da en son bunu kendisi söyledi. Yani açıklama yaptı. bu olup Yakın biten gibi gözüküyor. evet bu olup bitenlerden sonra Esad da bu görüşünden geri adım atacaktır diyebiliriz o zaman. Evet. Evet. Hocam teşekkür ederim. Önder hocam siz bu süreçle ilgili ilaveleriniz var mı? Harita üzerinden okumalarımıza devam edebiliriz. Bir de dediğim gibi hani bu Suriye-Türkiye ilişkileri noktasında da belki bir tespitte bulunabilirsiniz. Şöyle hocanın kaldığı yerden devam edecek olursak Suriye'deki olaylar kontrolden çıktı. İşte bizim ilk zamanki politika değişikliğine gittik falan. Sonuçta geldiğimiz nokta şu, kazan kazan. Yani Suriye'de Türk varlığının olması, Suriye rejiminin de bir noktadan sonra, çünkü İran'daki yaşanan hadiseler, Hizbullah'ın çok güç kaybetmesi böyle dişli bir aslan gibi görülüyordu Hizbullah Orta Doğu'da. Ama baktık dişleri sökülmüş bir aslana döndü. Dolayısıyla bu oradaki paramiliter gruplar, efendim silahlı gruplar artık desteklerinin olmadığını da hissettikleri için Evet. şunu söyleyebiliriz.
Oradaki askeri varlık. Tabi burada Rusya faktörüne de dikkat etmek lazım. Yani Rusya tabiri caizse Esad'a dese ki Türkiye ile anlaşacaksınız kardeşim. Bunun başka çıkar yolu yok. Pazarlık, elini güçlendirme pazarlık arayışlarına girmeden Türkiye ile anlaşma yoluna gider. Ama geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye şunu söylüyor. Her şey düzeldikten sonra biz burada kalıcı değiliz. Burayı bırakıp gideceğiz. Bu noktada bir müddet daha kalacağı benziyor bizim askerimizin orada Suriye'de. Bu zaten Esed'in de işine gelir. Evet. Şimdi son tahlilde yavaş yavaş programımızın finaline de yaklaşıyoruz. Bu dünyanın sessizliğine bir kafa yoralım mı hocam? Yani belki anlatmaya çalıştık ama Gökhan hocam, Önder hocam. Yani anlaşılabilir bir tarafı olmadığını her defasında ifade ediyoruz. Evet. İşte bugün Hamaney de en azından söylemlerine yansıttı nihayet. İşte bir kısmını hutbesinde Arapça yaparak İslam aleminin dikkatlerini çekmeye, birlik beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı ki evet. En başından zaten Türkiye olarak tavrımız belli, Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı belli. Yani buna bir kafa yorduğumuzda kalan dakikalar içerisinde bir yaklaşık 10 dakikamız var. Nasıl bakarsınız, ne söylersiniz, niye böyle sorusunun cevabı sizde nedir Önder Hocam? Yani şimdi şöyle, sorunun kökenlerine inecek olursak, bir İsrail sorunu var Orta Doğu'da. Bunun da kaynakları belli. İsrail'in kurulmasından meşruiyet sağlayan en önemli gelişme neydi? İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler'in uyguladığı soykırım Yahudilere, Holokost. Şimdi Batı bunu bu noktada tabiri caizse suçlu. Yani İsraillere soykırım. Şimdi Orta Doğu halkları ve doğal olarak Filistinler şunu soruyor. Batı'nın bu yükünü, suçunu biz niye çekiyoruz? Bu suçluluk psikolojisiyle İngiltere olsun, Fransa, Amerika, büyük devletler Orta Doğu'da Yahudilere ne dediler? İsrailoğullarına işte size ne işin olalım, ulusal bir yurt vereceğiz. Tamam da senin vaat ettiğin topraklar, benim yaşadığım topraklar, benim üzerimde niye onlara söz veriyorsun? Buradan şuraya geliyoruz. Aslında bu noktada hani karamsar olmak ne kadar doğru ama Batı'nın angajmanının yükü çok fazla. Bir tarafıyla böyle. İkinci tarafı da hani hep diyoruz ya insan hakları evrensel beyannameler, evrensel batı değerleri, batıyı batı yapan değerler. Şimdi İsrail artık taşınamaz bir yük haline geldi. Hatta İsrail kamuoyunda Amerikalı Yahudi yazarlar da taşıyor. İsrail bu kadar saldırgan politikalar izleyerek kendi varoluş temellerini sarsıyor. Yani insan hakları, evrensel değerler, efendim başkasına saygı, bütün bunlarla küresel toplum var ola gelmiş bugüne kadar. Bu sınır tanımaz eylemler İsrail Devleti'nin hani meşru müdafaa hakkını çok aşan şekilde bu sorgulanmaya başlandı. Benim kendi kişisel kanaatim şöyle, bu politikaya devam ettiği sürece İsrail Devleti kendi aslında varoluşsal temellerini, zeminini zayıflatıyor. Bu uzun yıllar sürdürülebilir bir politika değil aslında. Değil bir yerde hocam patlayacak. Da, değil hocam da umrunda da değil gibi yani. Şimdi, yani eyvallah bu tespitler çok doğru ama niye mesela Arap Yarımadası'nın aynı zamanda İsrail'in umrunda değil ama Arap Yarımadası'nın da umrunda değil. Hep böyle ticari ilişkiler üzerinden filan mı dengeleri koruma eğiliminde? Yani böyle mi bakmak lazım, böyle mi anlamak lazım? Yani sorunun temelinde ben katıldığım toplantılarda işte derslerimde de hep üzerine vurguluyorum. Hani bugün çağdaş bir tabir var. Adına biz demokrasi diyoruz. Hani siz adına ne derseniz deyin. Hani demokrasi deyince de bazı kesimlerde de itici oluyor. Amerika, Irak'a demokrasiyi getirmek için girdi. Libya'ya müdahalesi değişik ülkelere hani bazen konuşulur. Allah Amerika'nın getireceği demokrasiden hepimizi korusun filan diye. Onu bir tarafa bırakarak şunu söylüyoruz. Halklarıyla barışık rejimler güçlü, konsolide olmuş, dayanıklı, dirençli rejimlerdir. Yani birisi size çıkıp koltuğunu bana borçlusunuz dediği zaman orada çok fazla bir siyaset alanı kalmıyor. Onun uyguladığı politikalar, mesela çok basit bir şey söyleyeceğim. Gazze'liler açlık, susuzluk içerisinde kıvranıyor. Dört tarafı kapalı, sadece Mısır'dan bir refah sınır kapısı var. Yani şimdi Mısır devleti bunu belli aralıklarla da olsa neden açamıyor? Yani bu kadar mı biz aciziz yani şey olarak? Kendi Arap olması da önemli değil, Filistinlilerin Müslüman olması da önemli değil. Sonuç şuraya geliyor. Halklarıyla barışık rejimler, istikrarlı, güçlü, seslerini duyurabilen rejimler olabilir. Bugün Orta Doğu'da bu kadar Arap devletinin ortasında İsrail bu kadar pervasızca işler yapabiliyorsa bence önce dönüp
kendimize bakmamız lazım. Nerede hata mesele var? O zaten. Evet, yani bu belki kısa vadede bir sene içerisinde, iki sene içerisinde düzelecek sorunlar değil ama sorunun düzelebilmesi için bir adımın atılması da gerekiyor. Yani bir dönüp bakmamız lazım. Ne kadar bu yükü taşıyacak? Yani uluslararası ilişkiler açısından şu şeyi de söyleyerek sözü bırakayım size. Hani uluslararası toplum, küresel toplum açısından da bu ne kadar sürdürülebilir? Yani varlığını borçlu olduğumuz bir medeniyet var, bir ideal var, bir beraber yaşama planı var. Ama kararan umutlar var, akan gözyaşları var, Orta Doğu'da bir kaos var. Dünya bu yükü ne kadar, nasıl karşılayabilecek, nasıl taşıyabilecek? Dolayısıyla hani küresel sistemde eğer bu İsrail saldırganlığı durdurulamazsa kaotik bir yapıya doğru evrilme riski çok yüksek. Hocam tek kelimeyle sınıfta kalmışlığımızın bir göstergesi yani, insanlığın. Acı ama gerçek. Yani. Gökhan Hocam bir son 4 dakikamız lütfen bu 4 dakika içerisinde siz de bu konuya ilişkin, bu sessizliğe ilişkin de bir değerlendirme yapabilir misiniz? Yani aslında sessizlik meselesine baktığımız zaman başta vurguladığım gibi özellikle Körfez Arap ülkelerindeki devlet yapılarının ve lider gruplarının yaklaşımları bence belirleyici oluyor diye düşünüyorum. Yani oradaki toplumların tepkileri var sosyal medyaya baktığınız zaman. Yani İsrail'e karşı ciddi bir tepkinin o ilgili toplumlarda olduğunu gözlemliyoruz, görüyoruz. Attıkları tweetlerden, yaklaşımlardan gözlemliyoruz. Bu bizi yanıltmasın yani oradaki halk bu işe duyarsız şüphesiz. Evet. Diyemeyiz. Yani Arap toplumunda bu meseleye genel itibariyle ve çoğunlukla yani ezici bir yapıyla anketlere baktığımız zaman da Filistin konusuna çok duyarlı olduklarını gözlemliyoruz. Fakat tabii bu da liderlerin bakış açısı neden farklı diye kendimize sorduğumuz zaman aldığımız cevap şu. Özellikle Suudi Arabistan'a baktığımız zaman kendi iç reformunu yapmaya odaklanmış. Prens Muhammed Bin Selman vizyon 2030 diyor. 2030 vizyonu. İşte Amerika Birleşik Devletleri'yle daha yakın ilişkiler ve işte ülke içerisindeki toplumsal yapının daha da dışa açılması politikaları buna binaen farklı mevzularla ülke içerisindeki politikaların çok birbirine karıştırılmaması mevzusu var. Birleşik Arap Emirlikleri'ne baktığımız zaman zaten orada bir devlet yapısından ziyade aslında bir şirket gibi görmek lazım Yaşar Bey. Çünkü aynen, nüfusunun %90'ı yabancı düşünün. Yani oradaki yaşayan insanın nüfusunun %90'ı yabancı, %10'u yerli nüfus. Yani bu şekildeki devletlerin temel meseleleri biraz farklılaşıyor. Tabii bu ülkelerde biz Filistin'e insani yardım götürüyoruz açıklamalarını sürekli yapıyorlar. Yani onların da hiçbir şey yapmadığını söyleyemeyiz ama pratik olarak bu saldırganlığı engelleyecek bir şeyin denklem içerisinde olmadıklarını biz vurguluyoruz. Yoksa insani yardım noktasında işte Sahra Hastanelerinin kurulması, nakdi yardımlar, maaşlar ödenmesi, Katar tarafından, işte Suudi Arabistan tarafından, Batı Şeria'daki Mahmud Abbas'a finansman kaynağı sağlanması gibi bir sürü şey var. Ama ortadaki krizi durduracak, bir yeni bir siyasal gerçekliği ortaya çıkacak bir stratejik ve başta söylediğim maalesef, gibi evet, stratejik ve koordineli bir yaklaşımın olmadığını gözlemliyoruz. Bu da tabii Türkiye'nin tavrının ben ahlaki olduğunu gözlemliyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın garantörlük mevzusunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Belki zaman içerisinde bu daha iyi tartışılacak ve bu diğer ülkelerin katılımıyla bir politika metnine dönüştürülebilir umarım, diye düşünüyorum. Umarım. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Genel hatlarıyla başta söylediğimiz gibi fotoğrafın tamamını görmeye ve gelinen nokta itibariyle hani bir yıl sonunda işin nereye evrileceğini ve hedef Türkiye mi sorusunun cevaplarını burada konuşmaya, müzakere etmeye ve seyircilerimize paylaşmaya çalıştık. Sayın Gökhan Çinkar'a çok teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum. Rica ederim. Çok sağ olun. Sayın Önder Avşar hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ve böylelikle sevgili seyircilerimiz gündem özelinde sonuna geldik. Bundan sonraki programlarımızda da yine hem özelde hem genelde gündemin öne çıkanlarını değerli uzman konuklarımızla yorumlamaya, sebep sonuç ilişkileri üzerinden bir sonuca varmaya ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Hayırlı, huzurlu ve sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Yayında, yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar. Hoşça kalın.